Euzubillahimineşşeytanirracim derken biz recm olunmuş, kovulmuş, tard edilmiş şeytanın şerrinden Allah'a sığınalım derken sanki böyle şu hat şey yapılıyor düşüncelerimize, yani onlar, yani bu nevi düşüncelerimize bir karışıklık geliyor. Sanki devamlı şeytanla, hani bu filmlerde falan olan insanın devamlı sanki şeytanla mücadelesi varmış gibi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Adem olarak beni yarattın. Şeytan olmaktan beni muhafaza eyle diye anlasak herhalde yeridir. Şeytan bazılarından şikayetçi olacakmış he ahirette. Benim işimi aldılar diye. Allah muhafaza eylesin. Kul hakkı falan derken bir de şeytan da hak isterse işte tam zamanı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya Rabbi bizi Adem olarak yarattın. Olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol var ya. Adem göründük madem. Adem olmaya çalışalım. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyelim de insanlığımızı, maneviyatı işte şu saatlerde ve her saatte Allah'ın meşru dairesine Allah'ın ismiyle girelim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena sonsuz. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendimiz'e de salat ve selamımız sonsuz olarak yazılsın. Şimdi hanelerinize bereket olması, vatan satına bu bereketin yayılması için şuradan söylüyoruz. Siz de bunu alın, kabul edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim inşallah şu cehennemden azad olma günlerinde Ramazan'ın tüm güzelliği, Efendimiz'e ne vaat edilmişse, ümmeti için en güzel şeyler nasıl ikram edilmişse, Allah Teala bizi eksiksiz olarak bunlara nail eylesin diyorum. Artık birbirinize haber verdiniz. Fatih Hoca çıktı, sahur vakti başladı dediniz ve fakiri bendenizi oturarak gördünüz. Sebep? Çünkü çok kıymetli Mustafa Akgül hocamız bize misafir olmayı kabul etti. Bu kadar yorgunluğuna, programın yoğunluğuna rağmen. Hocam hoş geldiniz, safa geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı sahurlar olsun. Hayırlı kadirler gelsin. Hayırlı İnşallah. Bayramlar gelsin. İnşallah. Giderken de bizim hakkımızda şefaatçi olarak gitsin. Şikayetçi olarak gitmesin. Amin. Ramazan mağfiret nişanın kıymetini bilsek zaten. Efendim ne konuşacağız derken? Şimdi biz mutat olan şekliyle, yani adet haline geldi artık. Hocamızla aile yapısını, huzuru konuştuk. Ama bize gelen mesajlarda da evet anlattık ama nedense son 10 gün mü ne yapıyorlar hocam böyle bir... Biraz daha gayret artıyor. Biraz gayret artıyor artık, hani son dakikalarda böyle aman mahrum kalmayalım diye. Efendim 30 gün hocamız bazen bize öyle söyler. Yani işte 40 da olabilirdi, 30 da olabilirdi. 40 olsa ne yapacağım? Evet. Allah Teala mizacımızı biliyor ki hakikaten 30 günde insan şöyle birçok şeyi gözden geçiriyor, yaşıyor, bir tecrübe ediniyor. Değerli, bir aylık. Değerli Fatih Bey, bu insanlara bırakılsaydı bu formülü bulmalarına imkan ihtimal yoktu. Bazı insanlar 2 ay olsun derken, bazı insanlar 10 gün olsun diyecek. Bazıları bir ay güzel de bir hafta tutalım, bir hafta ara verelim, bir hafta tutalım, bir hafta ara verelim. Çeşitli teklifler gelecek. Yani öyle insanlar da gördük ki yakın zamanda, bazılarının toprağı bol olsun, her sene aynı mevsimde tutalım diyenler de çıktı nitekim. Ya sabitleyelim diyor. Evet. Efendim, kafasına göre bir şeyler yapmanın hevesinde. Halbuki yapılmış, paketlenmiş, üzerinde yazılmış, bize gönderilmiş. Bize düşen o formülle, tabiri caizse ilahi formül ve peygamberi uygulama ile hayata geçirmek, gücümüzün yettiği kadar uygulamaya çalışıp, Ya Rabbi bahyesinde sen affet, biz aciz kullarız, hatadan hali değiliz diye dua etmemiz, yalvarmamız. Efendim her şeyde altın oran aranıyor. Hoş hala bendeniz onu çözemedim ama birçok böyle mükemmel diyebileceğimiz nizam ve intizam altın oranla Kabe'nin bu coğrafyadaki yerine kadar, insanın yüzünden vesairesine kadar anlatılıyor. Demek ki aslında ilahi oran altın oranın da üstünde. Altın kaybolduğunda gidip geliyor ama
ilahi adaleti kaybettiğimizde, ki konuya yavaş yavaş geliyorum, o zekatı, o sadakayı, o mal hırsını, mal kazanmanın ölçüsünü kaçırdığımızda, altın oranın dışında, altın hesabı yaparken ilahi oranın dışına çıkıyoruz. Ben söz konusu ilahi oran olunca, ilahi güç olunca, evet, o altın oranı da koyan ilahi güç bir, onu değiştirme yetkisine sahip olan da ilahi güç, bakırı altın seviyesine çıkarıp altın ölçüsüne getirme yetkisine sahip, altını bakıra dönüştürme. Ve hu ala kulli şeyin kadir diyoruz ya, evet, artık sınırlar bitiyor. Biz insanların en çok güçlük çektiğimiz noktalardan birisi, Allah'ın ilminin, kudretinin, gücünün sonsuzluğunu kavramaya çalışıyoruz. Evet. Aciz ve sınırlı bir insanın sonsuzluğu kavraması mümkün değil. Ancak ona hayranlık duyup teslim olması gerekir ki kendisini mutlu addedebilsin, mutlu olabilsin. Ve insanlığın çalışmasına da kazanmasına da mani değil. Çünkü din insanı hür kılar demiştik hatırlarsanız. Din insanın özgürlüğüne mani olmaz. Tam tersine din insanı hür kılar. Neden? Mal hırsından, makam mevki telaşından, başkalarının sultasından ne yapar? O dini hayatın, maneviyatın getirdiği özgürlükle hür olur. Hocam şu konuya şöyle girelim sizinle beraber. Bir şey daha herhalde lütfedeceksiniz. Evet, evet, aklıma buyurun gelen, sözlerin makbulü akla gelen, geldiği anda söylenendir. Kazanmaya mani değil dediniz elbette. Kısa biraz sonra başka giriş de yapacağım da, bu Yunus Emre dizisi yayınlandı biliyorsun. Evet. Benim çok hoşuma gitti. Bir dostumun tavsiyesi üzerine de 30'a yakın bölümünü tekrar ve özellikle izledim. Notlar alarak onlarla vaaz etmeye çalıştım. Dinleyen cemaatimiz, hocam biz seni çok dinledik ama bu sohbetler biraz farklı geldi dediler. Bunlardan dergah kokusu geliyor dedim. O cümlelerden konumuzla ilgili olanı arz etmek istiyorum. Tapduk Emre müridanına diyor ki, dikkat edin, gemiyi yüzdüren de sudur, batıran da sudur. Dünya malı sizi yüzdüre de bilir, batıra da bilir. Dünya malı denizdeki su gibidir, biz de vapur gibiyiz, gemi gibiyiz. Eğer dikkatli, ölçülü kullanırsak o bize hizmet eder. Ölçüyü kaçırıp gemiyi delecek olursak, suyu içeri almaya başlarsak, aynı su bizi batırabilir. Felaketimiz olabilir. Evet. Efendim bu gemi örneğini verdiniz. Ben de şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Ya aynı bunun gibi, yani dergah kokusu diyorsunuz. Bir de barigahı, dergahı ilahi var. Allah'ın dergahı var. Orada da böyle tasvirler görüyoruz. Mesela as-salatu imaduddin. Namaz dinin direğidir tabiri. Birçok şeyi kafamızda, hani direk, çadır direği olmasa, ki orada direk yani dört kolondan birisi değildir. Çadır direği gibidir. Tüm ibadetler... Orta direkti. Evet, orta direk. Yani çöker, amud nitekim o manada. Fakat zekat için tuhaf bir tabir var. İslam'ın köprüsü gibi. Zekatu kantaratul İslam. Yani şimdi bu köprü denilince bendeniz biraz hani muziplik yapmak için söylemiyorum. Tamam. Şimdi çadır direği dedik. Mesela dört köşesinden olan bir direk değil, orta direk dedik. Hı. Bu köprü olan şeyin de hani sulandırmak için söylemiyorum. Asma köprü müdür? Yok efendim. Şöyle bir ayağım dedim. Vardır. İki ayağı mı var? Siz istemeseniz de sulanacak çünkü köprünün altından su geçiyor. Çok sular geçti hocam. Köprünün ana vazifesi ve konumu nedir? İnsanları altından geçen suda boğulmaktan kurtaran bir araçtır. Efendimiz niye başka bir şeye benzetmemiş de zekatı köprüye benzetmiş? Sizi dünya malında boğulmaktan kurtarır. Siz zekat köprüsünden geçerseniz hem maldan istifade etmiş olur hem de onda boğulmamış olursunuz. Ticaretler tarif edilir malumunuz. 3'e alıp 5'e satarsa kazanır. 5'e alır 8'e satarsa kazanır. Şu en büyük ve hiç zarar etmeyen ticaret neymiş muhterem efendim? Bilmiyorum hocam. Fanileri verip de bakileri satın al. Oo, iyiymiş.
Fanileri verip bakileri satın. Hocam her programda ayrı bir şey söylüyorsunuz. İlle beni bir açığa düşürüyorsunuz. Yani. Yok, estağfurullah sizi açığa düşürüyorum. Daha evvel söylemediniz hocam. Bak kitapta da yok. Ha, bu, illa bu kitapta her şey olacak değil ki. Tamam da yani şimdi bu da yok kitapta değil mi? Bu yok. Ya hocam. Bu yok. Çalışıyorum birkaç kelam edeyim diye. Hep çalışmadığım yerde. Faniyi verip bakiyi almak. Evet. Of, büyük of, ticaret. Of, ticareten of. Lentebur. Nedir vereceğimiz faniler? Vallahi malımız da fani. Bedenimiz de fani. Dünyamız da fani. A. Gönlümüz de verip rıza-i bariyi satın alırız. İşte bakiyi almış olur. Yok vermedik. Gönlümüz olmadan evimizden yine çıkar. Karşında da bir şey kazanamayız. Allah hoşnut olduktan sonra artık gam bitti. Mı var? Yani? Hakikaten. Evet. Bazen biz böyle talebelerle vesaire konuşuyoruz. Hatta belki seyrediyordur bizim küçük ellerinizden öper. Allah, öpmeye de bilir. Allah biraz bağışlasın. Huysuz bir çocuk. Allah. Herkesin elini öpmez ama sizinkini öper. Estağfurullah. Konuşurken onu... ederken ya şunu yap ben sana şunu da vereceğim bunu da vereceğim deyince ya bu olmaz ki diyor çok para veriyorsun sen. Bu işin diyor bunun beşte ederi, biri yapalım. Ederi bu değil. Ya sen ne karışıyorsun dedim yani. Hı. Baba diyor çok bu para. Oğlum ben insana yatırım yapıyorum diyor. Şimdi oradan sizin anlattığınızdan bir şey geldi hatırıma. Yani Allah'ın rızasını kazandığında işte reklamlarda falan bile görüyoruz. Şunu aldım memnun ettim bilmem ne. Ya bir faninin bile memnuniyeti artık onun parasıyla bile ölçülmez. Kaça aldın, ne kadar aldın diye sorulmazsa. Allah için verilen bir şekilde, bakinin memnuniyeti için. Yani zekatı hesap ederken acaba biz hesap denildiği için fazla mı hesabı oluyoruz? Bu köprüyü nasıl inşa ederiz hocam? Efendim, bu köprünün ayağı vesairesi zekat, var mıdır? Zekat köprümüzün, zaten siz işaret ettiniz ya asma köprü mü, çok gözlü köprü mü? Heh. Çok gözlü köprüler, çok ayaklı köprüler de var biliyorsunuz var. Tarihi eserler Heh. Olarak. Yok, biz bunu anlatmak için bu köprünün üç ayağı olduğunu söylüyoruz. Zekat köprümüzün üç ayağı var. Zekatı veren zengin, zekatı alan fakir, verilen mal, zekat. Her birinde dinimizin koyduğu bir kısım kurallar var. Aynı köprünün ayağındaki statik bilmem ne hesaplamaları gibi. Statikliği var. Altından geçen suya izin vermesi gerekir. Tüm kapatırsanız hem suyun akmasını önler hem de kendi tehlikeye düşer. Evet. Çok seyrek bırakırsanız yükü taşıyamaz. Her işin bir hesabı olduğu gibi zekat da daha önce de arz etmiştim hatırlarsanız. Zekatı anlatacak kişiler, görevli arkadaşlar, meslektaşlarımız bir hukuk dersi anlatıyor titizliğiyle anlatmalı. Dinleyenler de bir hukuk dersi dinliyor titizliğiyle dinlemeli. Bir vaaz-ı nasihat, hoca efendi şimdi herhalde zekatı tavsiye edecek. Zekat vermemenin de cezalarından... Yani falan. Böyle şunu alın ya dağıtın işte ya falan tarzında değil. Dağıtmazsanız bayağı bir şöyle ders. Yanarsınız, böyle şey yaparsınız. Bu işin başka tarafı var ve önemli. Zekatın teşviki de önemli. Zekatı terk etmenin cezaları da önemli. Ayrıca... Bendeniz geçen çok değerli hocamız Orhan hocamızla yaptığınız programı ya, çok, izledim. Çok psikolojik faydası, sosyolojik acayip, acayip. Faydası. Yani tabir i̇hya caiz. Etti, i̇hya etti. Tabir caizse zekatı efendim en zirveden bakarak. Yani zekatı böyle hani zekat ya denilen adama destur dedirtti. Ya bu böyle da neymiş de biz fark etmiyoruz. Evet, evet, evet. Toplumu ne yaparmış? Efendim ferdi ne yaparmış? Verenin memnuniyeti, efendim, alanın rahatlığı vesaire şeklinde müthiş güzel yönleriyle ortaya koydu. Madenlere kadar anlattı. Madenleri de anlattı, fark ettim efendim. Evet. Ha biz şimdi biraz daha pratiğe yönelik. Evet. Bendeniz pratisyenim efendim, şey değilim, teorisyen değilim. Eyvallah. Efendim, günlük hayatta... Biz onlara pratisyen hakim diyoruz. Bir hekim var, bir de hakim var. Evet. Efendim, ya şu malı nasıl hesaplayacağız? Hangi günün değerine göre hesaplayacağız? Ne kadar vereceğiz? Elimizde yoksa ne zaman vereceğiz? Vesaire gibi tabiri caizse nokta atışlarıyla izleyicilerimizin, kardeşlerimizin aklına gelecek sorulara cevap teşkil edecek şekilde
müşahhas, elle tutulur bir şekilde anlatmaya gayret. Anlatalım hocam. Yani isterseniz zenginden başlayalım. Olur. Bendeniz AVM'lere girerken falan da o okları falan takip ediyorum. Geliyorum geliyorum hep mal kabule. Ha, bu işte bir iş var diyorum. Beni mal kabulden alıyorlar. Hocam zengin malını kabul edilecek zenginden mi başlasak? Ha. Zengin kime denir? Tamam efendim, insanlara sorunca kolay kolay kimse kendini zengin kabul etmeyi istemiyor. Şeytanın bir hilesine dikkat çekmek istiyorum. Mal varlıklarımızı bize az göstermek, hı, Allah yolunda vereceklerimizi de çok göstermek. Bu iş, öyle işler mi yapıyor? Böyle işlerle uğraşıyor. Ama bir sözü var şeytanın. Diyor ki ben bir kere Allah'a isyan ettim, kovuldum. Bazı insanlar beni geçmiş, her gün kaç kere isyan ediyorlar. Ben onlardan da beriyim, ben onların şerrinden korkuyorum diyor. Allah. Kapattık. Efendim, hemen şöyle bir şeyi arz edeyim mi? Yaşanmış misali. Alo Fetva'da nöbetteyiz. Bir hanımefendi açtı. Hocam birkaç kuruşum var, zekat verilmem gerekir mi? Kardeşim eğer gerçekten birkaç kuruşsa gerekmez. Ama siz telefonun o başındasınız, ben bu başındayım. Malınıza ulaşmam bile mümkün değil. Siz bana rakamı söyleyeceksiniz ki gerekip gerekmediğini. 2 milyonum var dedi. Birkaç kuruş. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şeytan mevcudu küçük göster. O zaman 50.000 lira zekat. Ne? 50.000 lira mı vereceğim? Bu sefer de vereceğini çok gösterdi bak. Yarım kuruş değilse desin. 2 milyonu birkaç Allah kuruş gösteriyor. Bu ben olmuş dedi, hadise. Olmuş hadise. Gerçi olmamış demek lazım bu insana da. Efendim. Ana konuya tekrar dönelim. Demek ki şeytan böyle gösteriyor ama dinimiz insanları nefisleriyle baş başa bırakmıyor. Yani bugün trafik kuralları da bizi nefsimizle baş başa tabii bırakmıyor. Bindiğin zaman kemeri takar. Sana ne? Ben zarar görürsem ben görürüm. Hep yeşil ışık yansın diyorsun ama olmuyor. Efendim, sonra veya geçersen yanıyorsun. Kırmızı da geçmeyecek. Ya ben geçmek istiyorum. Bakıyorum kazada yapmam. Sen bu kuralları yani bu arada yani trafikle alakalı bir ikaz buyur yapacağım. Punduna getirmek istiyordum. Talihsiz bir şekilde zaten size denk geldi ama kardeşlerim çok emek harcıyorsunuz. Motosikletli kardeşlerim. Kurye kardeşlerim. Hakikaten çok büyük emek veriyorsunuz. Amenna. Ama artık sanki işverenlerin şu sözü söylemeleri lazım. Freni de kullanabilen motosiklet sürücüsü aranıyor. Bravo. Bravo. Allah rızası için geçen bir çocuk sonra beni tanıdı da. Yoksa biraz dayılandı. Ya ne olur durmayı da öğrenin be kardeşim dedim. Sen kim falan. Tamam hocam dedi. Saygılı. Allah razı olsun. Yine iyi şey bir çocukmuş. Ya Allah rızası için trafikte sıkışmıyorsunuz ama ne olur şu durmaya da dikkat edin. Üzülüyorum. Tenkit ettiğimden değil. Gencecik arkadaşlar. Allah muhafaza eylesin. Yani buna çok dikkat edin. Hiç durmamak değil motosiklet kullanmak. Biz de araçlar, yani durmayı da öğrenmek lazım. Affedersin çocuğum. Araçları küçük araç olduğu için sanki trafik kurallarına tabi değilmiş gibi. İstediği yerden ters girip istediği yerden. Hani ben o kadar şey yapmıyorum da en azından durmayı yani böyle zzzz diye böyle geçmek biraz sinek kıvamı. Ana konumuz neydi? İnsanları kendilerine bırakırsanız bıraktığımızda neler oluyor? Heder oluyor, kendilerine de yazık ediyor, etrafına da. Bizim dinimiz de zenginin kim olduğunu kişilere bırakmamış. Demiş ki ben tayin edeceğim, herkes kendini ona göre. Varsa evini hesaba katmıyoruz. Ev hesaba katılmıyor. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyonluk evde oturuyoruz. Villa? Biz, villa olsa da biz karışmıyoruz. Eğer o geçimini zor temin etmeye eden birisi olduğu halde villaya girmiş, onu da borçla girmişse bir kere dünyasına sıkıntı verir. İkincisi israfa girdiğinden dolayı Allah onu hesaba çeker. Biz onu da Allah'la onun arasına bırakırız. Sattık hocam zaten. Evini hesaba kattı. Ne zaman sattığınızı sorarım ki zekat gününden. Hocam onlara girmeyeyim. Şimdi biz neme lazım şimdi? Zekat gününden önce sattınsan zekatını vereceksin. Hepsi zekatını hesap edildi. Güzel hocam. Gelecek. Canım hocam. Onları da anlatacağım. Ya, hocam yapma. Tamam. Evet. Efendim bismillahirrahmanirrahim. İçinde kullandığı eşya. Eşyası. Ya fakirin evinde bulaşık makinesi olur mu, fakirin evinde şu olur mu demiyoruz. Kullandığı ne varsa bunları da hesaba katmıyoruz. Antika koltuğu var mesela. Mesela almış. Onu bile satmıyor. Eğer israfa girecek olarak, kendi bütçesini zorlayacak olarak lüzumsuz eşyalar da bazen alındığı oluyor.
Evet. Ve bir bakıyorsun hayret ediyorsun. Buna hakikaten bu kadar para verildi mi? Bu olduğu için söylüyorum. Adamın Allah dedesinden kalmış antikası var. Ha. Evinden pahalı. Bir. Yani öyle ece. Ama karışmıyoruz. Karışmıyoruz. Karışmıyoruz derken affedersiniz. Evet. Hani biz maliye müfettişi değiliz. Hani İslami açıdan bakıldığında hesaba girmiyor manasına. Zekat hocamız söylüyor. Matrahına dahil etmiyoruz. Matrah sözünü ticaretle uğraşanlar anlar. Belki genelde bilhassa gençlerimiz anlamayabilir. Zekat öz varlığına onları dahil etmiyor. Etmiyoruz. Üç. Yine var ise otomobilini de hesap etmiyor. Bindiği otomobilin markasına da bakmıyoruz. Eğer pahalıya, bütçesini zorlayıp pahalıya aldıysa israfa girer, makulünü aldıysa problemi yok. Bu üç ihtiyaç maddesinden sonra 80.18 gram altın ki, bu bazı kitaplarda, gramlarda biraz aşağı yukarı şey yapıyor. Bendeniz gelirken şeye baktım, ekranlar artık biliyorsunuz her an altının evet. gramını yazıyor. 187 bin lira ediyor bugünün parasıyla. Yuvarlayıp 190 bin lira diyecek olursak, evi, içindeki eşyası, bindiği otomobili hariç 190 bin liralık malı varsa, bakın kelimeleri seçerek söylüyorum. Aman çok önemli, bitmiyor burada. Menkul gayrimenkul. Evet. Ziynet eşyası veya dövizi, TL'si ne varsa topladığımızda 190 bin liralık bir meblağa ulaşıyorsa bu ihtiyaçlarının dışında bu kişi dinen zengindir. Ancak her zenginin zekat vermesi gerekmez. Her zenginin zekat vermesi geç. Sakın bak tam burada kapatırsın Allah muhafaza. Öyleyse böyle. Yani adamı dinden çıkartmayalım. Yani her zenginin zekat vermesi bırak sakın ha bak devamı var. Bir dinleyin çok önemli bir incelik var. Bu malların bir zekata tabi mallardan olması gerekir ki zekat versin. İki üzerinden bir yıl geçecek ki zekat versin. Şimdi böyle havaici asliye dediğim asli ihtiyaçları evi, eşyasını, evet. bindi bineğini çıkarttık. Bu arada hesap ettik arsası, binlenmesi, şusu, eurosu, külçe altını neyse hesaplandığında 190 bin lira paranın üzerinde veya 190 bin lira ve parası da ve artısı olabilir dedik ama zekat dur dediniz siz. Zengindir bu. Evet. Ama dur bakalım zekat verecek mi? Ne şartı lazım? Üzerinden. Bir yıl geçmiş olacak. Borcu falan olmayacak. Bir yıl geçecek. Bu zaten ana matrahı. Evet. Zekatın öz matrahını hesaplarken borçları düşeceğiz. Hangi borçları düşeceğiz, hangisini düşmeyeceğiz? Söyleyeceğiz onu. Ayrılmasınlar şey. Onları evet. söyleyeceğiz. Burada işte zekata tabi mi değil mi? Bir de dedik ki zekata tabi olanın üzerinden bir yıl geçecek. Şimdi zekata tabi olanın derken diyelim ki 20 bin dönüm arazisi var. Ha. Güzel. 20 bin dönüm arazi bugün bir gayrimenkul. Büyük evini binlenmesini çıkarttı o büyük, yatıyor orada. Büyük bir meblağ. Büyük bir meblağ. Fabrikası var. Evet fabrikası. Dükkanı var. Evet. 3 tane dairesi var kiraya verir. Kim bu ya? Dükkanı kiraya verir. evet. Hacı Hasan Efendi. Efendim. Ha bunlar onu zengin kılar. Fakat saydığımız mallar. Dikkat, değeriyle zekata tabi olmadıkları için. Allah Allah. Ancak geliriyle zekata tabi oldu. Oradan elde edilen gelir, kiralar da birikip de 190'a ulaşmamışsa. Hocam 100 milyon liralık fabrikası var. Olsun. Ama 100 milyonluk fabrikası olduğundan o 100 milyonluk fabrika değerinden hesaplanmayacak. O fabrikadan kazandığı paranın, kar olarak kendisine kalan paranın mı? Yok kar değil. Kar da değil. Ham madde, yarı mamul madde, mamul madde hesaplanacak. Allah Allah. Daha da kazanmamış, daha satmamış. Evet. Ama bunlar zekata tabi mallardan olduğu için tekrar arz ediyorum. Ham daha yeni iplik girmiş, plastik. Şimdi her sene dinliyorum hep unutuyorum biliyor musun? Şu zekat ve veraset bahsini öğrenmediğime bin pişmanım. Allah razı olsun. Allah'ın sizin. İzniyle öğrenmiş, öğrendiniz de siz beni konuşturmak için öyle. Estağfurullah. Ham madde dedi ki, fabrikanın değerinden zekat verilmiyor. Büyük bir yatırım yapmış. İleride zaten onun karlılık oranını, karlılık hesabını yapmıştır. İleride yapmış çok verecek. Yapmış ki oraya yığmış onu tabii. He, verecek. O arada niye zekata değeriyle tabi değil? İstihdam sahası, iş çalışma sahası açmış insanlara.
Nice, İslam onu da öngörüyor yani. Bunu, Allah bunu Allah. Hemen muafiyet, teşvik unsuru olarak kullanıyor. Üç tane evi var dedik değil mi efendim? Kiraya yani biz ver. Yakın zamanda teşvik, vergiden muaf veya yatırımı destekleyen şeyleri 25-30 senede konuşurken 1400 sene evvel Allah Teala insana yatırım yapan, istihdam sağlayana Allah mülkünden şey yapmış. İnsana mekan, mesken, ev yapanlara ki. Evin meskenin ne olduğunu biz bu depremde daha iyi anladık Fatih Bey. Ev yapmak, bir insanın barınmasına vesile yani. Olmak. Müslüman, gayrimüslim, kim oturuyorsa olsun bir insana bir ev yapmak bizim dinimizin çok önemli gördüğü. Dünyada mekan, ahirette iman diye de bir atasözümüz var. Önemli gördüğü için diyor ki değerinden zekat gerekmez, gelirinden. Hı. Efendim? Bir dükkan var 5000 lira getiriyor. Evet. İki tane daire kirada var. Beşerden 10.000. Şimdi 5000 lira da kira bulmak zor, ayrı bir mesele. Evet. Mesele anlaşılsın diyor. Evet. Anlatmak istiyorum. 15.000 lira kira geliri var. Bayağı da gayrimenkulü var bu kişinin. Fakat bu da ancak geçimine yetiyor Fatih Bey. Biriktirdiği bir 190. Yok. Üzerinden bir yıl geçmiş bir 190'ı yok. Bu kişi, tekrar söylüyorum, dinen zengindir. Ama zekat vermesi gerekmez. Çünkü mallarının değerleri zekata tabi olmayan mallardan, geliri de nisaba ulaşmamış olduğu. Peki niye bu insana zengin değil dememizdeki sebep ne? Yani doğrudan yok. Fakir niye demiyoruz da zengindir ama zekat vermez diyoruz hocam? Allah razı olsun. Zekat alamasın diye bunu söylüyor. Ana. Tamam. Arkadaşlar. Yani bir de oradan kalkıp ben dinen zenginim, zekat veremiyorum ama bana verin diyemez. Diyemez. Hocam efendim, haram mıdır? Bununla geçinemiyorum. Bana da zekatınızdan bir tak. Yok kardeşim, senin başka malların var. Bakın, zenginin... Ne kadar güzel bir denge ya. Zenginin malı içerisindeki fakir hakkı olan zekatı, sadakayı çıkarıp vermesi ne kadar farz, vacip görev ise, fakir olmayanın alması da o kadar haramdır. Allah Allah. Fakir olmayanın alması da o kadar yani haramdır. Yani adalet nereden bozulursa bozulsun, zulmü yapan kişi muhakkak onun müeydisiyle karşı karşıya. Karşı karşıya gelir. Bir gün onun hesabı ona karşıya çıkar. Evet. Muhterem efendim, biraz evvel dediniz ki şu kadar dönüm arazisi var. Evet. Allah razı olsun. Bu araziyi nasıl kullanıyor? Elinde bulundurma sebebi ne? Ekiyor, dikiyor, bir şeyler elde ediyor. Öyle değil, affedersiniz hocam. Buyur. Ben deniz bu örneği gördüm, cevap veremedim. Programı da o yüzden taşıyorum. İleride buranın binlenmesi, imarı, şusu, busu falan çıkar gelir diye düşünmüş. Aa, güzel. 10 sene evvel almış, öyle bir... Duruyor. Duruyor. Bu mal ticaret malıdır. Geliriyle değil de zekatıyla, düzeltiyorum, değeriyle zekata tabi. Hmm. Hem de her sene biraz sonra çok önemli olduğunu söyleyerek anlatmaya çalışacağımız bir zekat günü tespiti gerekiyor. Hmm. Her Müslüman ilk nisaba sahip olduğu, ilk 80.18 ki bugünün 190'ıdır, 2 sene sonra değişebilir, 3 sene evvel başkaydı, 80.18 gram altın karşılığına ulaştığı tarihi atacak, bu benim zekat günüm diyecek. O zekat günü geldiğinde işaret ettiğiniz arsanın piyasa değeri neye çıkmış? Efendim bir de oradan bir şey geçmiş, bana yardımcı olun, yaramaz bir şey olmuş, düşmüş. Düşebilir, çıkabilir. Evet. Benim zekat günümde onun değeri nedir? Bütün... Ben zekata malik olduğum gün budur. Neyim vardı benim? Şunlar çıktıktan sonra benim 20 bin dönüm arazim var. Hı. Tamam, onu da hesap ettim. Ben bunu ne yaptım? Geldi, bir sene geçti. Şimdi bu arazinin şu andaki ederine göre. Evet. Ticari, çünkü ben onun için bekletiyorum onu. Hı. Ekiyorsam ne olacaktı? Ekiyorsak bu sene toprak geliri olduğu için, toprak ürünü elde ettiğimiz için %10'uyla, eğer yağmur suyuyla birikiyorsa, yetişiyorsa. Tabii bir şekilde kendisine hüda nabit deriz biz. Yetişiyorsa. Hüda nabit bir şekilde ürün mahsul kaldırıyorsa oradan. %10. %10. Biz ona öşür diyoruz. Evet. Efendim parayla sulanıyorsa %1. Güneş enerjisi koyuyor, damla sulama yapıyor, dünya masraf yapıyor. Oraya gelince hemen şuna dikkat istirham ediyorum. Efendim gübre var, dediğin gibi enerji var,
Sadece mazot su var. Değil, mazot var. Ha. Çıkan üründen bu masrafları düşerek geriye kalanın zekatını vermek istiyorsak %10'dan, efendim bunun hesabına girmeye gerek yok. Ne çıkmışsa ondan vereyim. Masraflara da düşmeyeyim. %5'ten. Allah Allah. Bu sefer oran düşüyor. Belki ikisi aynı kapıya da çıkabilir. O kişiye göre de değişebilir. Fakat ama koruyor, ben, kolluyor yani. Bir şey, belli ki söylüyor. Bunun arkasında çok acayip bir bereket var ki bu kadar nizami olmuş. Efendim, İlaç gibi ya, hap gibi. İlaç gibi. Fakat burada bakın toprak gelirlerinde zekat biraz daha ticaret malları ve hatta hayvanlara göre daha yüksek görünüyor. Evet. Fatih Bey. Evet, öşür dediğimiz. Burada bir fazlalık var, bunu değiştirelim deme yerine hikmetini anlamaya çalıştığımızda şunu görüyoruz. Bendeniz öğrenince hayret etmiştim. Buğday yetiştirmekle uğraşan çiftçi kardeşimizin evet. yıllık tarla ile meşguliyeti 23 günü tutuyormuş. Bir varıp ekiyor, bir varıp ilaçlıyor, bir varıp suluyor. 23 gün. Hayvancılıkla uğraşan kardeşimizin mesaisi senede 365 gün. Ya. Bir gün yanına varmasan susuz kalır, yemsiz kalır, ipe düşer, boğulur vesaire, birbirini küser. Küsme mi deniyordu? Yani ya şey yapar, ya yemek yiyemez, zararlı olur. Onun için hikmetini anlayacak olursak hemen şöyle tekrarlıyorum. Toprak ürünlerinin geliri bir kere evlerin etrafındaki domates, biber, iki ağaç kayısı, bir ağaç badem bunlar zekata hiç tabi değil. Değil. Ticaret maksadıyla ürün elde ediliyor. 625 kilo da orada muafiyet veya nisap sınırı var. Yani toprak şeylerin de mahsullerinin de aslında neredeyse altın ayarı gibi hüvesinin şeyi var. Ona göre tespit edilmiş bir muafiyet sınırı veya nisap sınırı diyelim biz buna. Hocam şöyle yapalım mı? Hemen ikinci bölümde hızlıca bakın çok güzel formüller var. Onları not aldım ben hocama soracağım diye fakir. Hemen burada sorularınıza da cevaplar olacak ama bir nefes alalım. Bizi burada bekleyin. Daha doğrusu biz sizi burada bekleyelim. Hemencecik gelin çünkü formül gideceğiz. Eminim çok istifade edeceksiniz. Hemen bendeniz müsaadenizle böyle parça parça gitmek için arada aklıma takılan bir şey var. Dükkanı vardı vesairesi vardı. Bekletilen ticari mal olarak arazisini de yani daha konuştuk. Fakat bir şey oldu, dükkanını sattı. Evet. Yani geçinme falan durum vardı, geçti onu. Yani dükkanını sattı, arazisini, malını sattı. Bunun zekatını nasıl verecek? İkinci, üçüncü dairesi vardı, bunlardan birini biri sattı. Bütün meselemiz zekat gününün tespitinde Fatih Bey. O zekat günü dediğimiz ilk nisaba sahip olduğu tarihi bir tespit ettiyse, şu ana kadar etmediyse değerli izleyicilerimiz şimdi etsin. Bendeniz daha kolay olur diye ve hatırlarına gelir diye kandil gecelerinden birini zekat günü tayin etse, Mevlid kandili benim zekat günümdü, Miraç kandili, Miraç. Tespit etti ya efendim. Daha kolay. Ondan bir gün evvel satarsa, başka da hiçbir malı yoktu. Zekat gününde başka hiçbir malı yoktu. Sattığı gün onun zekat günüdür. Nakite dönüştüğü gün onun zekat günüdür. Hemen vermeyecek. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra o tarih geldiğinde zekatını verecek. Evet, yani orada nisaba malik olmuş oluyor çünkü. Allah razı olsun. Evet. Daha önce 500 bin lirası vardı. Evet. Onun da zekat günü belliydi. Evet. Onu beklerken üçüncü daireyi sattı, nakit olarak bütçeye girdi, kasaya girdi. 500'de 2,5 milyon oldu. 2,5 milyon. Bu zekat gününden bir gün evvel girdiyse bu sene zekata tabi, bir gün sonra girdiyse gelecek senenin zekatına tabi. Ha. Bu tıpkı, izleyenler iyi anlasın diye söylüyorum, ticari gelirlerimizi devlete bildirirken, beyanname verirken,
31-12, 31 Aralık'ta sattığımız malın karını bu sene bildiriyoruz. 1-1'de sattığımız malın karını gelecek seneye bildiriyoruz. Zekatta da, bizim bir zekat günümüz olacak. Zaten nisaba malik biriyiz. Zekat günümüz belli. Bir gayrimenkulümüzü paraya çevirdik. Veya babamızdan miras kaldı. Evet. Bir gün evvel miras kalmışsa bu seneki zekata tabi. Bir gün sonra dahil olmuş, gelmiş, miras kalmışsa gelecek seneki zekatı. Evet, 500'ünkini verecek ama o gelen 2 milyonu bekletecek mesela. Yani o diğer sene. O 500'ünkini verecek. Evet. Tabii üzerinden bir yıl geçmiş. Hocam şimdi daha geçenlerde yine Arnavutköy'de... Özür diliyorum. O 500'de bile 2 milyonu da beraber verecek. Bir gün evvel bir günü evvelse. Tabii tabii. Ha. Bir gün sonraysa... Zaten 500'ü vermiş olacak. Evet. 500'ü ya da... Yani hocam zekat gününü tespit etmek çok önemli. Çok hayati bir... Yani kafamıza göre de onu vermemek lazım. O, kendi tespit etmemek lazım. Nefis şey yapar onu, aldatır insanı. Epey verdim der. İşte efendim az verdiğini i̇pin, çok... İpin ucu kaçar, işte bozulur. Hocam şimdi geçenlerde yine hatta Arnavutköy'de vaazdaydım. Orada hatta çok böyle hepimize dua eden bir anne kız geldiler. Gülbeyaz seyrediyorsa buradan bizi selam ediyorum ona. Orada sordular. Hı. Dediler ki ben ev için para koymuştum. Evet. Yani bir senedir duruyor. 1,5 sene de geçti. Öyle diyelim. Bendeniz biraz o soruyu kendime göre de değiştireyim. O duruyor böyle. Ev alacağım diye duruyor. 200 bin liranın üzerinde. Hep sene biriktire veriyorum. Buna zekat düşer mi dedi. Zekat düşer efendim. Zekat gerekir. İki şekilde gerekir bunun. Evvela hüküm gerekir. İzahına geçince. Madde bir, alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Almaya ömrümüz yetecek miyiz? 5 sene o parayı öyle tuttuk. Ev alacağız diye. Almaya da ömrümüz kafi gelmedi. Gittik, vefat ettik. Bu paranın zekatını bize sorarlar. 2, ev dediğimiz nesne standardı belli bir şey değil ki. Evet. Ben derim size, ya sizin bir 5 milyonunuz ev için durabilir desem, öbürü diyecek ki ben de 10 milyonluk bir ev almak istiyorum. Öbürü 20 milyonlu, öbürü bir villa almak istiyorum. Evet. Onun için biriktiriyorum dedikçe nefse fırsat verilmiş olur. Bırak nefsin oynamasını, biz yanlış yapmış oluruz. İster ev için Fatih Bey, siz sormadınız ama ister hac için, ister bir başka ileride sarf edeceğim diye biriktirilen paralar. Çocuğumu diyor evlendireceğim. Bravo. Diyor. Ben bununla diyor 300 bin lira biriktirdim, çocuğumu evlendireceğim diyor. Zekat, çocuğumu evlendireceğim, onun için duruyor diyor. Kardeşim bunun nasip olup olmayacağı da belli değil. Bu paranın üzerinden bir yıl geçmişse zaten dinin de istediği %2,5 yani. Onu Allah bereket verecek. Evet, bereket verecek. %2,5 verince evlendiremez mi olacaksın? %2,5 verince evi alamaz mı olacaksın? Böyle bir gerekçe de yok. Evet. Bunun için hükmü budur efendim. Efendim bir de bendeniz şöyle yani o gün meselesini izah etti. Çok güzel izah ettiniz. Yani kıymetli kardeşlerim hatta geçen sohbette hocamın buyurduğu vardı. Başka zamanda oruç tutmuyoruz mesela. Nafile oluyor ama hiçbir zaman Ramazan orucu gibi oluyor mu? Ramazan orucunu Ramazan'da tutmak güzel. Namaz da şu anda ikindi namazını kılayım deseniz olmuyor. Yatsı vakti hala kılmadıysanız sabaha gidiyoruz. Sabah namazı vakti. Zekatın da ben Ramazan'da bunu vereyim, şu gün vereyim demek de doğru değil. Neden değil hocam? İki türlü doğru değil efendim. Ben Ramazan'dan 6 ay önce zengin olmuşsam. Evet. Kameri aylarla da zekat günümü tespit etmişsem. Benim zekat günüm geldi. Zekat bana farz oldu. Ramazan'a daha 6 ay var. Hı. Hangi gerekçeyle ben Ramazan'ı bekleyeyim? Çok sevap kazanacağım diye. Evvela Ramazan'a varma garantim yok. Bir. Evet. İki. Benim daha çok fazla sevap kazanma isteğim şurada. Fakirin ekmek bulamamakta, ilaç bulamamakta, ya, ya. Çocuğunun masraflarını karşılayamamakta, kirayı ödemekteki sıkıntısı var. Bu 6 ay bekler mi kardeşim? Her Müslüman kendi zengin olduğu tarihin yıl dönümünde zekatını verecek olursa, bütün sene boyunca zenginlerden fakirlere mal akımı devam eder, fakirlerin de geçimi kolay olur. Evet. Şimdi herkes Ramazan'da vermesinin bence iki önemli
sakıncası var. Birisi, Ramazan dışında unutuluyor fakirler. İki, herkes Ramazan'da verince nisap miktarını aşıyor diyelim ki verilen miktar. Bunun fakirin alma hakkı yok. 190'dan fazlayı alamaz. Onu aldı, oradan aldı, oradan buradan aldı. 190'ı geçtikten sonra o üzerine verdiğinde alamaz. O zengin oldu o zaman 190'a ulaştığında. Zekat veremez ama. Zekat henüz vermeyecek. Ama zekat kabul edemez. Kabul edemez zengin hale gelir. Ya. Efendim bana yardımcı olun. Veren kişinin de zekatı geçerli olmaz. Zengine vermiş olur. Fakir de diyor ki, niye ben fazlayı almayayım? 190'da nasıl yetineyim? Çünkü ondan sonra kimse benim yanıma gelmeyecek. Ben bu 190'da bütün seneyi nasıl tamamlayayım diyor. Onun için biz üzerinde durarak diyoruz ki herkes kendi zengin olduğu tarihin yıl dönümünde versin. Hem ibadetleri geciktirmemiş oluruz hem de fakirin ihtiyacı zamanında karşılanmış olur. Bu çok acayip bir şey yani. Hakikat. Bir de sevabı da cabası. Ben yemin yani ederim ki, yemin ederim ki zekat farz olur olmaz veren kişinin sevabı Ramazan'ı bekleyeninkinden daha çok olur. Evet. Tıpkı siz işaret ettiniz. İkindi okundu. Akşama kadar bu ikindiyi kılabiliriz. Ama en faziletlisi ezan okunur okunmaz kılınmasıdır. Vaktin girmesiyle, farz olmasıyla. Hele bir de son 45 dakikaya bırakırsan bir de kerahete giriyor. Tabii. Onun için uzatmak doğru değil. Hocam bir de şey var. Yani bu konuyu hani biraz toparlamak açısından söyleyeceğim. Şimdi biz birikimi konuştuk da bir de böyle maaş olarak düzenli gelen maaş var. Evet. O maaşı biriktirmek faslını aşağı yukarı anladık. Maaştan da bir zekat olabiliyor. Mesela ben deniz evim var, hı-hı, arabam var diyelim. Ya arabası falan da şey değil. Zengin, ya fakir değilim. Sayılıyorum. Evet. Fakir değilim. Araba olmasa da o meklere ulaşırsanız tabii, zengin sayılıyorsunuz. Tabii. Yürümeyi evet seven birçok zengin var evet mesela. Şimdi şey olarak maaş alıyorum ama. Hı. Şirketten gelen bir maaş olabilir. Sektörden, özel sektörden veya devletten gelen bir maaş olabilir. Bu maaşın da rakamı var, bir hayli yüksek de olabilir. Tabii var olabilir. Mesela bir tanıdığımız var. Neymiş? Çocuk doktorluğu falan filan gözümüzde. Tabii ki o kadar emek vermiş. 180 bin lira, 190 bin lira aylık alıyor. Alabilir. Helal olsun. Ayrı biz bir aldığı maaşın rakamına bakmayız. İlla her aldığında da onun zekatını verecek diye bir kural kesinlikle yok. Ana hı mesele ne? İlk 190 lira dediğimiz, ilk 80.18 gram altın dediğimiz seviyeye ne zaman gelmiş? 190 lira aldıysa hemen geldi bugün. Evet. Tarihe attı Fatih Bey. 21 Mart diyelim. 21 Mart. Ama şey yapalım. 21 Mart mı? Olmaz. Ya hocam. Kameri aylar. Kameri ay olması olacak. O zaman ne olsun? 22. Aynı sizin buyurduğunuz gibi yapalım. Miraç Kandili. Miraç Kandili. Recep'in 27'si. Dedik, kabul etti. Kabul ettik. Sonra maaş gelmeye devam edecek. Evin harcaması devam edecek. Gelir devam edecek. Gider devam edecek. Yeniden miraç geldi mi? Geldi. Ne kalmış? Onun zekatını verelim. Çok kıyak, çok güzel iş ya. Bu kadar basit. Gelirlerin nereden geldiğini hesaplamayacağız. Ya, o anda da şey oldu, harcaması vardı. Belki işte evlendiremediği çocuğu tamam, evlendirdi. Evlendirdi, düşer. Para kalmadı. Arabasını tamir ettirdi, düşer. Maaşı değil efendim, bir de kira geliri vardı. Girdi. Harcandı, çıktı. Gelirin nereden geldiğine bakmıyoruz. Bir dahaki Miraç Kandili'ne geldiğimde benim zengin olduğum gün buydu. Şimdi ne kaldı? Bakıyor 180 bin lira kalmış. 180 yok toplam. 80 kaldıysa nisabın altına düştüğü için zekat gerekmez. Onu diyorum işte. Ha, o gerekmez o zaman. Ya onu söylüyorum işte. Nisabın altına düştüğü anda tarih yani yeniden. İlk önce şeytanın oyununa düşmesinler diye hiç vermeyiz gibi gösterdik de. Hayır, hesap etti. Ben orada zengin olmuştum ama bir, hocam maksat burada zengin olduğu günün bir takibini yapmasını farklı şıkla anlatmaya çalışıyor. Bir, Allah razı geldim, olsun. Geldim, ben baktım bu şeyde evlendirdim ettim 80. Ben şu anda zekat veremem ama 192 bin liram var benim şu anda. Ve bir sene de geçti. 192 bin üzerinden zekatını verecek. Veririm. 500 bin liram var. Tespit ettik. 500'ün üzerinden vereceksin. Dağısını sordum. Tespit ettik günümüzü. Özür dilerim. Estağfurullah. Tekrar o gün geldi. 190'ın altına düşmüş. Zekat vermeye gerek yok. Evet. Çünkü nisabın altına düşmüş. Efendim.
O hesabın altına düştüğü gün zengin olma günü olduğu gibi. Mahsus soruyorum hocam. Biraz... Fakir olma günü mü? Fakir olma günü de var mı bunun? Hayır. Yeniden takip edecek bütçesini. Hep devamlı zengin olup olmadığını. Hayır. Bütçeyi yeniden takip edecek. Evet. Ne zaman 80.18 gram altının seviyesine ulaşırsa. Yani o sene onu bula tutturamayınca bir daha bekleyecek artık. Bir sene beklemeyecek. Belki 15 gün sonra. 15 gün sonra zengin oldu. 200 bin tamam. O tarihi bir daha atacak. Tamam. Günü değişti. Zekat... O da Şaban'ın 15'i oldu. Berat Kandil. Zekatın günü değişti. Efendim düştü. Tarih bozuldu. Yeniden hesaba çıktı. Tarih tespit edildi. Bu kadar basit. Biraz şey... Basit ama dikkat istiyor ha, dikkat işte. Istiyor. Onu anlatmak onu, yani. Hani kafamıza razı. Göre ya ben ne hayırlar yapıyorum. Kardeşim senden 100 milyonlarca para istenmiyor. Mesele zekatın zekat olabilmesi için. Hesabı yapılacak. Ahmet'e Mehmet'e olan borcumuz gibi vere vere sıfırlamayı hedefimizi alacağız. Ve elhamdülillah kurun. Efendim daha fazla versem olmaz mı şeklinde sorular geliyor. Kardeşim infakın sınırı yok. İnfakta tek ölçü var. Kendi çoluğumu çocuğumu başkasına muhtaç etmiyor. Yani Allah Teala'ya ben ibadet ediyorum, Rabbime dua ediyorum denildiğinde zekatın şu anda başka bir boyutu var. Bendeniz ticarette hiç ama yani ticaretle alakalı... Yani dolandırılma hikayelerim meşhurdur benim. Evet. Hala da alamadığım paraların bu şeyini ödemeye çalışıyorum. Şunu arz edeceğim. Yani İslam'ın öyle bir şeyi var ki dinimizin. Hani Allah'a ibadet ediyor. Ya bunlar dünya işi falan filan anlamaz değil. Şu zekat müessesesini anlamak için bile bir insan kafa yorsa orta halli iktisadi durumunu anlar, gözden geçirir, piyasayı da çözer. Amenna. Efendim, buradaki şey bir kere dikkat dedik, önem vermek. Rakamları din tespit ediyor, biz tespit etmiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, öğlen namazının farzı 4 rekat. Ben 6 kılmak istiyorum deme hakkım yok. 4 rekatı selam verdikten sonra 10 rekat nafile kıl. Ona kimse engel olmaz. Ama ana şeyi bozmaya hakkımız yok. Evet. Çünkü... 4'ü 6 kılmaya yetki verirsen 2 kılmaya da yetki vermen gerekecek. O allak bullak olur. Sınırları bileceğiz. Hocam şimdi orada ama ben bir şey yakaladım sizden. Alacaklarım var onların da zekatını veriyorum. Alacak 3 şekildedir. Tabiri caizse batak. Ödeme imkanı da yok. Elimizde çekimiz senedimiz de yok. Olsa bile adamın ödeme imkanı yok. 2 ödeme imkanı var. Çekimiz senedimiz yok. Ya öderiz böyle dursun bakalım diyor. 3. Hem zengin karşımızdaki borçlu. Hem bizim elimizde belge var. Ödeme gücü de var. Ödemeyeceğim diye bir sözü de yok. Bu en sağlam alacaktır. Cebimizdeki para gibi zekata tabidir. Hmm. Adam inkar ediyor. Bizde belge yok. Adam da diyor ki daha... Şimdi ben affedersiniz. Ben niye lanet olsun. Yani... Şey yapacağım, bir satışımız, bir şeyimiz oldu. Adam bana kapı gibi güvenilir senedini, çekini verdi. Ödeyecek gücü var. Gücü de var. Şimdi fakir o çeki aldığım gün, ben onu cebimdeki para gibi kabul edip, o günümü zekat verme günüm olarak kabul etmem lazım diye soracağım. Eğer daha önce hiçbir malınız yok da, yoktu. İlk malınız, yalnız orada bir şey var. Neyi vererek siz o çeki aldınız? Demek ki malınız varmış. O malı kazandığınız gün, sınırdaki, nisaptaki o malı, 190'lık malı kazandığınız gün idi sizin zekatınız. Bu şimdi çeke döndü. Evet. Sadece şekil değiştirdi. Hı. Tarih yenilenmez. Tarih yenilenmez. İşte o yüzden çünkü çeki yani. Tahsil ettik, bana yardımcı ol, ayakkabı aldık. Hı. Satıyoruz, kumaş alıp satıyoruz. Bazen insanlar farklı. Evet. Öyle cins değişince tarih yeniden değişmez. Zekata tabi mallardan ve üzerinden aylar ilk günü tespit etmişiz, yılını bekliyoruz. Bekliyoruz. İner, çıkar efendim bana yardımcı olun, nisabın altına evet. düşmemek şartıyla. Evet. Şekil değiştirir, onlar önemli değil. Evet. Hocam bir de demin namazı 6 kılmak, 4 kılmak derken aslında bunu duymaya ihtiyacı var. Yani zekat verilecekleri Allah Teala hani 3 ayağı konuşuyorduk da şimdi malla alakalı anlattık, zengin de anlattık. Sanki biraz
bunu alacak olan fakir fukara ile ilgili kısma gelirken bunların sıralamasını anlatıyor. Tamam. Bir de bu sıralamayı da yine kafamıza göre yapmıyoruz yani. Muhterem efendim, olayları sıraya koymak sizin yetkiniz. Estağfurullah. Ben aklıma gelen bazı şeyleri de arada söylemem gerekiyor. Mal konusunda çok önemli olan konulardan birisi, malın helalinden kazanılmış olması gerekir. Hmm. Haram maldan zekat gerekmez. İyi canım, haram, bizimki de haramdan geldi, öyleyse zekat da vermeyelim. Onun tamamını elden çıkaracaksın. O senin değil. 1/40'la temizleyemezsin demek istiyor. Haramsa tamamı çıkacak, helal ise 1/40 olacak. Efendim şu bir yıl... Haramsa tamamı çıktığında da... Sevap da yok. Sevabın da artık bu kadar haramı da verdim. Kim bilir cennette nasıl... Yani o... bor... tamam, evet. Efendim... Biraz evvel bir yıl deyince tekrar aklıma gelen şeye geri dönmem gerekiyor. Ben 1 milyon sermaye ile ticaret yapıyorum. 11 ay hiçbir iş yapamadım Fatih Bey. Senenin dolmasına bir ay kala bir iş yaptım, 50 bin lira daha kazandım. 1 milyon 50 bin liram oldu. Ya üzerinden bir yıl geçecek diye kafamda bir şey var ya. Hı. Bu 50 bini de durdurayım da bir yıl geçsin ki zekatını vereyim. Hayır. Ne zaman kazanıldığına bakmaksızın zekat günü geldiğinde dahil olmuşsa o kâr da zekata tabi olur. Zekat bir kâr vergisi de değildir. Altını çiziyorum. Zekat? Bir kâr vergisi değil, varlık vergisidir. Hmm. Bunun altından şu çıkar. Kâr etmedik de zarar ettik. Hmm. 1 milyonla devam ederken 100 bin lira da zarar ettik. 900'e düştü. 900'ün zekatını vereceğiz. Hmm. Ya bu sene kâr etmedim ki. Ha, bu ne kadar basit gibi görünüyor. İnanın şu an intikal ettim. Evet. Geçen sene buraya atlamışım. Yani şu varlık tabirini atlamışım. Yoksa söylemediniz mi? Onu da mı söylemediniz? Ben söylediğimi zannediyorum. sizde ama kayıtlar var, bakarsınız. Yok, şeye hacet yok. Efendim. Hatırlamıyorum. Demek ki illa kar deyince... Geçen sene vermiştim diyor yani. Geçen sene verdim, hiç de değişmedi. Aynı duruyor yani. Üzerine de konmadı. Aşağı kar etmedim diyor. Kar da etmedim, zarar da etmedim. Aynı para duruyor. Ben 1 milyonu... Ama varlık. 1 milyonun zekatını da vermiştim. Bu sene tekrar vereceksin. Sadece mal varlığından değil, her yıl devam eden bir vergidir. Niye? Evet. Fakirin hakkı hep devam ediyor. Cenab-ı Allah da diyor ki senin malında fakirin hakkı var, her sene çıkartma. Hocam, anlaşıldığı üzere Allah Teala'nın bunu bir nizama bağlaması, bu nizamın kurucusu olduğundan Allah. Cenab-ı Hak çok emin. Amin. Ve o emniyet çerçevesinde bunu şey yapıyor. Bir ilahi arası verelim. Bak, ama ilahi diyorum, bak ilahi başlayınca otomatiğe bağlıyorsunuz. Ondan sonra 10 dakika 15 dakika geçiyor. Hocam kaçırdık diyorsunuz. Bak uyarıyoruz. 2 dakika yok ya. İlahi dinleyin. Biz hocamla bir fikir tatisinde bulunalım. Bekliyoruz. Thank you.
acayip mevzular var. Hanımefendi kollarına bilezikleri takmış, takıştırmış, evet, gösterecek. Şuradan bana versene şunları falan diyormuş esnafa. Hocam takı, hanımların takılarıyla alakalı. Yani bunun pırlantası var, altını var, evet, birisi var. Zekat düşer mi? Hanefi mezhebinin hükmünü arz etmek istiyorum. Altın ve gümüş cinsinden olan ziynet eşyaları dediğimiz nisaba 190 bin lira seviyesine ulaştığı anda zekata tabidir. İlk ulaştığı tarih atılıp üzerinden bir yıl geçince zekatı verilmesi gerekir. Yakut, zümrüt, inci gibi vesaire kıymetli taşlar hesaplanır. Nisabı geçiyorsa sahibi zengin sayılacağından başkasından zekat alamaz olur. Ama o eşyaların zekatını vermesi gerekmez. Şafii mezhebi... Orada da bir acayip İslam inceliği var. Konuyu uzatmak istemiyorum. Çünkü evet, bunlar da göreceli. Altın, gümüş, dünya kurulalı böyle hala iş yapıyor. Altın, evet. Ama elmastı, bilinmeydi, şuydu, buydu, inci denildiğinde belki bir şey çıkacak. Yani farklı bir para ya dönüşecek. Ulaşabilir. Onun evet, için hüküm böyle verir. Hocam bir de şunu çok görüyoruz. Yani bunu bizzat duydum. Hatta size de bir kere arz etmiştim. Ya diyor zekat falan şey yapmıyoruz ama hocam ben her sene 3 okul yaptırırım, 5 hastane yaptırırım. Yaptığım hayırlar çok. Yani güzel anlatıyorsunuz da bizim çok hayır yapıyoruz. Bina yapmış, hastane binası yapmış. İşte ne bileyim başka türlü kreşler yapmış vesaire vesaire. Zekat olarak veya yaptı demeyelim. Birisi geldi dedi ki biz dedi şuraya bir yurt yaptırıyoruz dedi. 200 yataklı. Tamam. Düşündüm ben de. Ha zekatım var benim. Vereyim de lira yapılsın. Vereyim gitsin işte bak ne güzel bir iş. Olur mu? Olmaz. Niçin böyle çok kısa bir şey söyledim? Ver çabuk diyorum geriye adım. Evet. Efendim zekatın iki vazgeçilmez şartı var. Birisi zekata niyet. Burada niyetimiz var zekat diye. İki, fakire temlik. Yani fakirin mülkiyetine geçmiş olacak. Fakir o mal üzerinde tasarruf hakkına sahip olacak. Bir dakika şimdi. Yani binaya zaten verilmez diyorsunuz. Çünkü fakire kimsenin... de verildiğinde al bununla bunu yap diyemez miyiz biz? Yok hayır şart koşamayız. Al bununla git üstüne bir şey al. Zekatı mı benim dediğim olmuyor mu zekat? Talimat veremeyiz. O nasıl isterse öyle kullanır. Ya ne acayip i̇sterse ne güzel dinimiz var. İsterse denize atar, isterse satar, isterse değiştirir. Tam bir tasarruf hakkı. Temlik bu demek. Ayrıca hemen aklıma gelmişken verilen zekata karşı fakirden herhangi bir hizmet de beklenemez, bir iş de yaptırılamaz. Geçenlerde birisi açtı dedi ki hocam biz hayır kurumuyuz. Çalışanlarımız var, maaşlarını zekattan verir. Veremezsin çünkü o kişi bu maaşı çalışmasına karşılık alıyor. Hizmet alıyorsun onu. Hizmet alıyorsun. Verilen güzel zekat... hem hizmet al hem dünya zekatını ver. Olmaz. Bunun için yola, köprüye, çeşmeye, daha doğrusu genel olarak diyor ki hastaneye ben MR cihazı alıyorum. Ha bizim hastanede de sırf fakirler tedavi oluyor. Hiçbir zengini kabul etmiyoruz. İsterse dünyanın sadece fakirleri orada tedavi olsun. Zekat olarak caiz değil çünkü temlik şartı yok. Yani bir fakirin mülkiyetine geçmiyor, istifadesine sunuyor. Peki tamam hastaneye vermedi. Hastane vesaire fakir fukaraya bakan, fakirlere para vesaire veren veya onları tedavi ettiren bir dernek var diyelim. Bir vakıf var diyelim. Ben gittim dedim ki kardeşim yani bunu mahsus böyle soruyorum hocam. Yani zaten seyircilerimiz de muhakkak fark ederler. Ya siz çok fakir fukaraya hastaya bakıyorsunuz. Bu da benim zekatım al denildiğinde tamam biz bunu hastanın tedavisine kullanabiliriz diyebilir mi? Vakıf mensubu bir. Evet. Veya vakıf alanı şöyle mi demesi lazım? Ha bu zekatsa ben bunu temlik hakkına göre vermem lazım mı demeli? Şart olan ikincidir. Efendim biz bu paraları aldık. İyi sordum ama değil mi? Tabii Allah razı olsun. Hastaneye bir MR makinesi alalım efendim ranzaları nasıl olsa 20 hastaya bakıyoruz bu da bize yatakları verdi diye değiştirelim. O işi yapan dernek bunu kullanamaz. Ha kullanamaz. Bu gibi şeylere kullanamaz. Verir şeye hastaya. Ha geldi fakir, hastaya. Fakir olan hastaya verir. O MR çekiminin de parasını öder. İsterse. Klin çekildiyse öder. Yoksa kardeşim ben bunu zaruri bir ihtiyacım vardı verdim. O size de borcum dursun. Artık o nasıl tasarruf eder onu bilemeyiz.
Ama onun istifadesine sunmakla olmaz diyorum, mülkiyetine geçirilmesi gerekir. Allah Allah. O tasarruf şey. Hakkına sahip olacak. Bir şekil daha var. Ya burada hastaya baktık, yedirdik, içirdik. Hastanemize bir borcu oluştu. Evet. Tamam. Evet. Biz de fakirden, düzeltiyorum, zenginden zekat almıştık emanet. Evet. Kardeşim, şu sana verilen bir hediye, ikram. Verdik mi? Muhasebeye borcun var, git öde. Muhasebeye olan borcunu ödemesini isteyebiliriz. Aldıktan sonra muhasebeye götürüp ödemesi zekata engel teşkil etmez. He. Ancak vermeden umumi işte çarşafa, ranzaya vesaireye, aşağıya, eşyaya sarf edelim. Onu da hastaların lehine kullanıyoruz. Onların istifadesine sunuyoruz. Dememiz caiz değil. Zekatı alınması gereken insanları belli zümre diyorum ben bilhassa. Yani toplumun o kesimindeki insanları şerefli kabul ediyoruz. Çünkü tamam. Zekat verilmesi bir nimet. Evet, kabul edilmesi de bir nimet. Fakat orada sayarken hocam orada namaz kılanlar, kılmayanlar diye bir ayrım var mı? Oruç tutanlar, tutmayanlar. Tutmayanlar diye bir ayrım var. Fakirde İki şartımız var. Biri Müslüman olacak. Zekatta. Fakir verilmesi gereken fakirde diyoruz. Zekat verilecek fakirde. Evet. Biri Müslüman olacak, gayrimüslim. Hayır, sadakayı gayrimüslime de veriyoruz. Verebiliriz. Ya o mahsustan onu. Ha tabii. Efendim zekatı zekat müminin mümindeki hakkı. Mümin olması kafi. Günahkar kılamayabilir vesaire olabilir. İkinci şart yok yani şöyle olacak diye. Ama bir zengin de Müslüman da tercih sebebi olarak ben abdestinde namazında olan birine vereceğim deme hakkına sahiptir. Karışamayız ama kılmayana verse zekat geçerlidir. Evet. İkincisi verdiğimiz gün fakir olması. Niye üzerine basarak söyledim? Evet. Benim verdiğim gün fakirdi. İki gün sonra babası vefat etmiş, 5 milyon miras düşmüş. Benim zekatıma zarar vermez. Hmm. Benim zekatım geçerlidir. Ancak bir gün evvel eğer miras düştü de ben vermeden miras düştüyse ben alamam kardeşim, bu benim hakkım değil. Demesi lazım. Demesi lazım. Peki şimdi hocam aslında soracağımız sorular içerisinde şey vardı ama yani madde var da böyle daha genel hem vakti değerlendirmek için mesela dul, yetim, hani aile düzeniyle alakalı toplumda fakir fukaralık mevzu zaten nisaba malik olmadığını düşünüyoruz. Ama duldur. Niye mesela dul ve yetimlere verilmesini konuşuyoruz derken bir de şöyle bir genel çerçeve var. Ben zekata sahibim, zekat malım var. Annem de yani ben şey yaptım ama annem de böyle kıt kanaat geçiniyor. Gideyim şu zekat parasını bol bol yekten anneme vereyim dese. Bir tane de bakıcı hanım tuttuk, onun maaşını da zekatından vereyim. Desek. Caiz değildir. Neden? Bir insan ne kadar fakir olursa olsun annesine, babasına, dedesine, ninesine zekatını veremez. Onlara zekat fonunun dışında bakmak mecburiyetindedir. Evladına, evladının evladına, torununa, torununun çocuğuna veremez. Onlara zekat fonunun dışında bakmakla yükümlü. Allah Allah. Bunun dışında akıla gelebiliyor diye kardeşlere, amcalara, dayılara, kayınvalidelere, kayınpederlere, süt annesine, süt babasına bunları verebilir. Çünkü bunlara bak. Süt babası derken efendim hani yani teknik bir hata yapıyoruz zannetmeyin. Süt babası tabiri İslam'da var ki hocamız da o hususta bir hatıramız da var. Yani o gün bizi kurtardı hocam. Süt annenizin eşi süt babanız. Süt babanız oluyor. Velev ki sizi emzirdikten 10-20 sene sonra da evlense diye. Acı tecrübeyle bunu öğrendik hocamızdan. Bravo. Bunlara yani, zekat verilebilir. Dayıya verilebilir, çünkü, amcaya verilebilir, kardeşe verilebilir. Kayınpedere, kayınvalideye, damada verilebilir. Damatla hemen bir soru geliyor. Ben damadıma verdiğim zaman kızıma harcamış olacak, torunuma. Tasarruf ona aittir. O evin geçiminin yükümlülüğü ona aittir. Nereye harcadığına bakmayız. O alır ve istediği gibi harcayabilir. Bir zengin fakir olan Ahmet Bey'e zekatını verdi de Ahmet Bey'in de içinden geldi. Bu kişi bana zekatını verdi. Ben buna bir yemek hazırlayayım. Davet edeyim. Hadi o zekat parasından ona da ikram edeyim. Ve caizdir. Çünkü tasarruf etmiş.
Allah Allah. İstediğin temlik hakkını orada kullanmış. Temlik hakkını orada kullanmış. Ne gönlü bol insan yani, var. Hala bu işin fukara dediğimiz kesimi birbirine daha merhametli ya. Zorluğu vesaireyi falan acayip. Anadolu'da sadece fıtrayla geçinen, zekatla geçinen, geçimini zor temin eden fakirlerimiz bile götürür kendi fıtrasını da başkasına verir. Allah Allah. Allah yolunda bir şey vermiş olmak için. Oysa ki zekat nasıl zengine farz ise, fıtra da dinen zengine farz. Sadece farkı şu. Ne farkı var fıtra? Fatih Bey. Estağfurullah. Zekatta bazı malları zekat dışı tutabiliyoruz. Fıtrada ve kurbanda bütün mallar dahil. Ev, araba, dükkan, düzeltiyorum kendi bindiği araba değil. Ama dükkanı var, fabrikası var vesaire, üçüncü daire var kirada demiştik ya. Evet. Kurban ve fıtra zenginliğinde onlar da hesaba dahil ediliyor. Yani onlar kurban kesecek duruma geliyor. Evet. Ve fıtra verecek duruma geliyor. Ama bu kadarı da yok adamın. 10 bin lira bir parası var, 5 bin lira var. Efendim götürüp veriyor. Sadakadır, nafile bir sadakadır, vacip değildir. Fitreyi bayram sabahı mı vereceğiz hocam? Efendim vacip oluşu bayram sabahı ama önceden vereceğiz ki fakirler bayrama ihtiyaçlarını karşılayarak ulaşsınlar. Yani onun süresi girdi. Bayram şimdi, sabahı çıkıyor süre demek istiyorum. Hayır. Vacip oluşu bayram sabahıdır. Evet. Önce vermiş oluyoruz. Önce veriyoruz ki bayram etsin. Caizdir ta ki fakir bayram ihtiyacını karşılayarak ulaşsın bayrama. Hocam zekatı verirken niyet dedik de hani bazen böyle bizim hani Ramazan'da vesaire ekseri kulağı duymayan insanlar da yani yanında namaz kılamıyorsunuz. Çok yüksek sesle şey yapıyorlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O kaç kere be yani bizim namazı şey yapıyor. Hele ettehiyyatü malumaniz. Bir de bitirdikten sonra imama sinyal çakanları da olur. gibi o çok şey. Şimdi bu zekatta da bunu illa sesli mi yapması lazım? Gel Fatih hocam. Bu zekatım senin de durumun şeymiş. Zekatımdır ha. Aldın kabul ettin falan gibi şeyler var mı? Efendim fakire verilirken bırakın zekat olduğunu söylemenin şart olmasını söylememek efdaldir. Açılsın bakılsın Ömer Nasuh Bilmen hocamızın ilmi halinde hatta müjde diye, bağış diye, borç diye ileride bir gün gelirse elini düzen şey yapın rahat. Bereket diyebilir mi hocam? Ödersin. Bereket olsun diye veriyorum. Bereket olsun diye veriyorum. Bir şeyler söyle. Sadece kalbinden niyet et. Niyet zekattaki niyet. Niyetimi veren şartı, kişi duymayacak. Niyetimi ben içimden bileceğim. Ancak diyorum. Evet. Ancak derneğe veriyorsam, vakfa veriyorsam, Kızılay'a, Diyanet Vakfı'na veriyorsam zekat notunu koymam lazım ki onlar nereye harcayacağını. O da kalkıp oradan adama da bilmem neye göndermesi. Yola, köprüye, çeşmeye harcamasın. Onları da günah sokmayayım. Hemen niyet söz konusuyken bizim kasamızda, biraz isterseniz biraz büyük tutalım, 40 milyonumuz var. Hocam programdan sonra bir konuşalım. 1 milyon zekatı gerekmez mi efendim bu 40 milyonun? Hesap gayet basit. Oradan 1 milyonu zekat niyetiyle ayırıp da bir başka yere kor isek, bu 1 milyonu fakirlere verirken peyderpey 3 gün arayla bir gün arayla, tekrar niyete gerek yok. Bu mal tüm zekat diye baştan ayrıldığı ayırmışız. Ayırmadık da kasada duruyor. Gelen fakire bir 500 lira veriyoruz. Gelen fakire bir 1000 lira veriyoruz. O zaman her verdiğimizde niyet etmemiz lazım. Çünkü bütün malın içinden çıkarır. Allah Allah o kadar onun detayına bile ne kadar güzel dikkat ediyoruz. Dinimiz şey yapmış. Evet. Hocam. Özür diliyorum. Estağfurullah. Biz buyurun. Fakire bir malı verdik. Zekat niyetiyle vermemiştik Fatih Bey. Evet. Bir gün sonra aklımıza geldi. Ya benim zekattan borcum vardı. Zaten ona söylemem de gerekmiyormuş. Ben bunu zekatıma sayayım desem. Orayı kaçırdım hocam. Buraya bakıyordum. Özür dilerim. Bir fakire evet. Zekat niyeti olmaksızın para verdik. Eşya veya para verdik. Evet. Hemen bir seccade verdik diye misal verelim. Bir de 500 lira para verdik. Evet. Bir gün sonra aklımıza geldi. Benim zekat borcum vardı. Bunları zekata saymak istiyorum. Cevap. Halen o verdiğimiz zekat fakirin elinde duruyorsa zekata saymamız mümkündür, caizdir. Evet. Eğer üçüncü şahsa geçmişse, kullanmışsa zekata saymamız caiz değildir. Evet. Onun için çünkü form değiştirmiş. Onun elinde o yekünü kalmamış. Elden çıkmış tasarruf.
Hocam şöyle, biz normalde programda şeyleri, soruları ayıklamıyoruz. Hı. O gün hangi taksimatla geliyorsa ona göre o soruları Allah ne verdiyse yansıtıyoruz. Blok blok alıyoruz. Kimseye hak geçmesin diye. Fakat biraz da sizin programa teşrif edeceğinizi bildiğimizden dağınık da olmasın diye bazı soruları, zekatla da alakalı soru varsa yapın, yazın dedik arkadaşlara. Müsaadenizle biraz onlara bakabilir nasıl, miyiz? Nasıl isterseniz. Buyurun. Hayırlı sorular hocam. Bu sene elime bir para geçti. O paranın zekatını bu sene peşin ödesem, gelecek sene aynı paranın zekatını vermek zorunda mıyım? Sayın hocam, sizden bilgi edinmek istedim hocam. Çok sağ olun, teşekkür ederim hocam. Peşin ödemek yani nasıl? Ha, şimdi burada ana meselemiz şu, elimize geçtiği günün zekat günü olduğu bilmiyoruz. Bilmemiş olmamız, toplumun buna önem vermemiz. Her ilmihal kitabında da üzerinden bir yıl geçince diye yazıyor. Bir yıl geçmek nasıl hesaplanabilecek? İlk ele geçtiğinin tarihi atılacak. Şimdi diyor ki bu sene geçti. Ben kardeşim yanımda olsa hangi tarihte geçti kardeşim diyeceğim. Şu tarihte, bunu da kameri yıllar. Hayır, daha orijinal de peşin ödersem diyor. Ha, ona gelince. Zaten o, vakti geldiğinde peşin ödenecek burada de. Burada iki... Önceden ödeyeceğim diyor. Fıkıhta iki görüş var. Evet. Birisi diyor ki önceden ödeyebilir, yıl dolunca zekata sayabilir. Müftabih olan, makbul olan ise diyor ki ilk seneyi doldurmadan veremez, henüz zekat mükellefi değildir. Bir sene doldu, zekat mükellefi oldu. Heh. İsterse 3 seneliğini de verir, 4 seneliğini de ileriye doğru verebilir. Her sene dolduğunda verdiği miktardan kendi zekat borcunu mahsup eder, düşer. Yani zekatta bir kere rüştünü ispatlasın, ondan bir sonra bir olsun, tasarrufa bakılsın. Mükellef güzel olsun, ondan sonra ileri versin. Çok güzelmiş. Hemen bu zekat vergi konusu çok geliyor. Aklıma gelmişken arz etmek istiyorum. Estağfurullah. Devlete olan vergi borcumuz Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a olan borcumuz gibidir. Ama bu borcu nereden düşeceğiz? Dikkatinizi istirham ediyorum. Benim 1 milyonum var, bu 1 milyonun 25 bin lira zekatı var. Devlete 10 bin lira vergi borcum var. Evet. Bunu 10 bini 1 milyondan mı düşüp gerisinin zekatını vereceğim? 25 bin liradan mı düşüp 15 bin mi vereceğim? İyi yani, anlaşılmadı evet, herhalde. Anlaşıldı hocam da. Yani seyircilerimizin anladığından emin olmak istiyorum. Buyur. O totale bakarak, yani benim kazandığımın şeyin totaline bakarak vergiyi hesap etmek var. Bir de her günlük, aylık kazandığımdan hesap etme var. Aylık kazanç değil bu. Ne aylık değilse? 1 milyon benim zekat matrahımdı. Matrah, 25 evet, bin lira zekatı gerektiğini tespit evet, ettim. Evet, 25 bin lira, evet. Devlete 10 bin lira zekat, vergi borcum var. Vergi borcunuz var. Ben bu 25'ten düşersem geriye 15 bin vermem gerekir. Hı. Ama 1 milyondan düşersem 990 binin zekatını vermiş veririm. Olur. 25 bin değil de 24.500 gibi onu hesaplamak. Vermiş olursunuz. Efendim, meblağ matrahtan düşeceğiz, zekattan düşmeyeceğiz. Ha. Devlete olan vergi borcunu toplam rakamımızdan düşüp geriye kalanın zekatını hesaplayacağız. Evet. Zekat hesaplandıktan sonra önemli, o zekattan düşmeyeceğiz. Bunu geçen sene konuşmamıştık. Öyle mi? Olabilir. Yok, konuşmamıştık. Olabilir. Vergi şöyle konuşmuştuk hocam. Hatta o yüzden acaba bunu böyle tekrara girmesin diye dalgınlığım ondan oldu. Ben vergimi zaten veriyorum devlete. Zekat. Benim ayrıca zekat vermeme gerek yok mu demiş. Hatta bunu konuştuk. Evet, bunu konuşmuştuk. Böyle bir şey olmaz. Ama bunu konuşmamıştık hocam. Doğru. İyi oldu bu. Doğru. O neydi? Onu da hatırlatalım. O neydi? Ben zekat veriyorum, niye vergi vereyim? Ben vergi veriyorum, niye zekat vereyim? Bir formülümüz basit. Zekat fakire, vergi devlete verilecektir kardeşim. Harika. Alkış şeyi yapsanız da bunu, yok mu fonda alkış şey? Çünkü bu çatı çökerse hepimiz altında kalırız ve devlet yaşaması gerekir. İki, devlete vergi... O devlette yaşamanın şükrü var. Ha. Bir de Allah'ın kulu olup zengin abi, olmanın şükrü var. Devlete verdik. Devletimiz çok da zengin oldu. Ahmet ameliyat parasını bulamıyor. Mehmet mutfak eşyasını temin, mutfak gıdasını temin. Ya hocam temin, yani birisi gelip bir şey yaptığında teşekkür ederim diye teşekkür ederim deriz yani. Ben zaten Allah'a hamd ediyorum. Sana bir şey yok demeyiz ki.
Hani devlette, herkesin hakkı herkese. Tabii, devlette yaşamanın, bu vatanda yaşamanın bir şeyi var. Allah size zeval vermesin. Kulluğunda kendine göre bir İslam, şükrü var. Hukukuna göre kurallarını dini esaslara dayalı olarak yürütmeyen devlet bile İslam'a zıt olmayan vergi koyabilir. İslam'a zıt olmayan vergi. Nitekim var mesela, diyelim ki Almanya'da konut vergisi var. Bravo. Ya bunlar zaten gavur, ben bunlara vergi vermem diyemez İslam'a göre. Diyemez. Çünkü ne demiş oraya yani orada oturmakla. Orada zaten ceza yer ayrı da dinen de. Yok, dinen de diyemez. Bir kere pasaportla girmek sizin kurallarınızı kabul ediyor. Kabul etti. Ahde vefa yapacaksın. Ahde vefa edilecek. Verilen söze riayet edilecek. Ama ben vergimi veriyorum. O zaman fakirine ne, fakirin bende ne hakkı var? Var. Allah-u Teala onu ayrıca tespit etmiş. Ve hakikaten bakın, devletin zenginliğiyle ferdin zenginliği veya fakirlikten kurtulması çok farklı şeyler. Evet. Dünyada bazı devletler var, aya gidiyor, yıldıza gidiyor, vatandaşının bir kısmı sefilleri oynuyor. 1989 senesinde Profesör Doktor, Allah rahmet eylesin, Gani hakikaten mert bir insandı. Allah rahmet. Tosun Bayrak sanat profesörüydü. Kendisi söyledi bunu. Bizzat duyduk 89'da. Filmler çekiyordu, belgeseller çekiyordu falan filan. New York'ta dedi, günde açlıktan ölen insan sayısı 50-60'tan fazla. Günde. Her gün 50-60 kişi ölüyor. Belgesel yaptık dedi. Affedersiniz kıymetli kardeşlerim burada. Hep yine daha önce de söyledim biliyorum ama bir daha vesile oldu. Çok özür dilerim. Kanalizasyonda bazı canları avlarken o fukaranın belgesellerle, kamerayla çekimlerini yapmışlar. New York'ta. Şimdi Amerika'nın aya gitmesinin bu vefat eden insana bir faydası var mı? Amerika'nın falan yere peyk göndermesinin, füze göndermesinin... Ya hayır, onun zaten umurunda değil, ayrı mevzu. Hayır, ayrı bir eleştirilebilir de. Evet. O, bu fakire bir katkısı yok onun. Evet. Bizim dinimiz diyor ki ayrıca zenginler, fakirleri geçindireceksiniz. Evet. Efendimiz buyurdu ki Cenab-ı Allah fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi, adını da zekat fıtra koydu. Kendi verebileceği, muhtaç olmadığı halde kendi taksim edeceği malı, mülkü Allah Teala'nın sizi seçmesidir zekat vermek diyor hocam. Yani bugün herhangi bir devlette, herhangi bir şirkette, özel bir kurumda bundan sonra bu paraları sen mesulsün, kasadan sen sorumlusun. Şuranın bilinmesi sorumluluğu, müdürlüğü sana ait dese havamızdan geçirmez. Allah Teala kendi mülkünü taksim etmek üzere sana verdim ben bunu vazifeyi denildiğinde bunu yük gibi değil, bir kariyer, bir makam, bir mevki olarak görmeli ve diyorsunuz. Ve efendim alan fakire ayrıca teşekkür bile etmeli, benim ibadetimi yerine getirmeme vesile oldun diye. Evet. Efendim bismillahirrahmanirrahim, zaten dikkat buyurulursa وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Evet. Bizim verdiğimizden infak eder Müslüman zenginler diyor. Yani mal benim diyor. Siz kendi cebinizden bir şey vermiyorsunuz. Ben size 40 lira veriyorum, çıkarın 1 lirasını fakire verin diyorum. Evet. Ya Rabbi ona sen verseydin, niye bizim vermemiziz? Şimdi Allah'a Allah'lık öğretmeye kalkmayalım. Evet. Elbette toplumda bazı insanların maddi durumu yukarıda, bazısı aşağıda olacak. Toplum hayatının yürüyebilmesi için... Farklılar, zengin de olacak, fakir de olacak. Cenab-ı Allah zengini mal ile, fakiri de fakirlikle imtihan ediyor. Evet. Efendim, bu bunu bir yük görmek veya ölçüsüz bir kural gibi görmek yerine icra edip yerine getirmek. Orada bendeniz kitaptaki sloganlardan birisi, veren övünmesin, alan yerinmesin. Evet. Demeye çalışıyorum. Yani verirken... İlahlık din bize ilahlık taslamayı değil, kulluğu anlamayı ve ilahımızı anlamayı ne güzel anlatmış. Hocam bir soru alalım. Bakalım. Müsaadenizle. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Zekat veriyoruz. Verdiğimiz zekatın altın oranı 24 ayar var, bir de 22 ayar var. 14 ayar var, 18 ayar var. Bu ayarlar zekatta farkı oluyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Cümleten hayırlı Ramazanlar diyorum tekrardan. Allah emanet olunuz. Güzel ya. Hoş bir soru. Soru çok güzel. Cevabı çok net arz edeceğim. Biz altının dışındaki mallarımızın zekatını hesaplıyorsak.
altının dışındaki mallarımız. Paramız var efendim, mücevheratımız var vesaire. Bu mücevher altın cinsinden olduğu için onu tekrar dışarıda tutayım. Para biriktirmişiz. Çeşitli yerlerden gelmiş. Bu paranın zekatını hesaplayacaksak 24 ayar altına göre hesaplayacağız. 24 ayar. O işte 190 oradan çıkıyor. Yok efendim, benim 200 gram 22 ayar altınım var. 300 gram da 14 ayar altınım var. Bak, kendileri altın olduğu için bunların hesabını yine kendi gram değerinden hesaplayacağız. Arz edebildim mi? Estağfurullah. 100 gram benim 22 ayarım varsa, 22 ayarın 2,5 gramı ne ediyorsa onu vereceğim. Bu sefer 24 ayarın 2,5 gramı ne ediyorsa onu vermeyeceğim. Çok güzel. Bu iyi soruymuş bu. İyi soru. Bunu geçen sene konuşmamıştık. Konuşmadık. Bu güzelmiş. Bravo, siz arşivi hemen çalıştırıyorsunuz. Hocam bendeniz böyle laf olsun diye programda hocalarımı vallahi dinlemem. Tebrik, teşekkür ve ederim. Ve hocalarımı da dinlerken gerçekten öğrenmek kastı. Çünkü burada fakir dinleyeceğim ki seyircim dinlesin. Evet. Ben şeyi sevmem mesela, böyle bakar hiç hoca ne konuşuyor onu şey yapmaz. Oradan benim tarzım hele dini mevzuda hiç. Vallahi. Yani o yüzden bunlar bir de önemli. Şuradan da hocam. Biz bu sorulara muhatap oluyoruz. Şimdi bir kitaptan bulup anlatmak ayrı bir şey. Çok pratik şekilde pratisyen, hakim. Dedik ya başta. Pratisyen, hakim. Bunun telifi de bana aittir bu arada. Estağfurullah. Yani şeyi, patenti bana aittir. Pratisyen, hakim olduğunuz için biz bunu bu rahatlıkla anlatabiliriz. O yüzden çok bizim için hakikaten 24 ayar altın kıymetinde. Estağfurullah. Bu şeyler. Diğer malların zekatını hesaplarken 24 ayar altına benim göre. Benimki 18 ayar altın var. Altımız var 100 gram. 100 gram, ona göre 18 ayar altından 2,5 gram ne tutuyorsa onunkinde nakit vermek istiyoruz. Orada 24 ayar 2,5 hesap edilmiş. Müthiş bir şeymiş. Evet. Tam altın oranı oldu bu. Ha, bir soru daha alalım, ondan sonra daha duamız var. Selamünaleyküm, yayınlar diliyorum. Hocam ben bir konu üzerine yemin ettim, bozdum. İki ferdine ödemedim. Sonra tekrardan yemin ettim. Yani bu yeminim kabul olur mu? Bir de hocam aynı anda birden fazla şey yemin ettim. Bunlar için tek mi kefaret ödemeliyim, yoksa birden fazla mı? Yani ettiğim yemin kadar mı kefaret ödemeliyim, yayınlar hocam? Yani mübarek kardeşim, sen hangi ömüre bu kadar yemini sığdırdın? Sığdırdın. Neyse. Vallahi şaşırdım diyormuşum. Ben de yemin edeyim, estağfurullah. Efendim. Bir kere bu arada istihza, ben hata yaptım. Dini mevzularda şeydir. Ağzımızı yemine alıştırmıyor. Vallahi bile, vallahi böyle şey gör, vallahi bilmem ne falan. Bu hiç hoş değil. Yani bugün babanızın adını anamazsınız ulu orta. Efendim bir mesul müdürünüzün adını anamazsınız. O yüzden vallahi diye böyle sıkça konuşmak, orada bir zafiyet vardır. Dikkat edilmesi lazım. Affedersiniz. Evet. Efendim, bildiğimiz şekilde yemin etmiş. Bu yeminler gelecek zamana yönelik olmalı ki bozulduğu zaman kefaret gereksin. Ne demek bu? Geçen gün bir söz söylemişim. Beni de hesaba çekmişler. Vallahi söylemedim diyorum. Yemin ettim. Ama yalan yere yemin ettim. Geçmiş zamana yönelik yemin ettim. Bunu kefaret de kurtarmaz. Haydi. Bunu kefaret de kurtarmaz. Eğer manevi bir şeyse Allah'tan affımı istemem lazım. Bu yeminimle birinin parasını yok etmişsem, aldığımı yok saydırmışsam. O yeminden, yemin etmemden dolayı bana inananların inanmalarından dolayı ettiği zararı tazmin edip yetmiyor. Aynen. Allah'a da istiğfar. Allah'tan. Bunu bir çizelim. Geleceğe matuf yemin etmişim. Böyle bir şey olunca vallahi söyleyeceğim dedin. Söylemedin. Ben falanın evine gitmeyeceğim dedim. Ya düğün oldu, dernek oldu, gitmek mecburiyetinde kaldım, vardım girdim. Ne yaptı? Yemini bozmuş oldum. Maddi durumu müsaitse 10 fakiri orta halli giydireceğim. Elbise alacağım. Buna baktığım maddi durumu müsait değilse 10 fakiri fıtra miktarı doyurmuş olacağım. 10 fakire en az 130'ar lira vermiş olacağım. Bir öğünlük bir şeyine buna kadar. Buna da sabahla akşamlı. Sabah akşam. Buna da gücüm yetmiyorsa 3 gün peş peşe oruç tutacağım. Ama ben bir yemin yaptım, bozdum. Daha kefaretini yerine getirmeden bir yemin daha ettim, onu da bozdum. Bir yemin daha ettim, onu da bozdum.
Kardeşim bir kere yanlış yoldasın. Biraz evvel işaret ettiğiniz gibi böyle Allah'ın ismini ikide bir anman doğru değil. Evet. Kendine olan güvenin bile sarsılır. Kendi itibarın kendi gözünde düşer. Hı. Ama bütün bunlara rağmen biz sana kızıyoruz diye hükmü değiştiremeyiz. 10 tane yemin bozulmuş olsa bile bir kefaret yeterlidir. Tedahül dediğimiz borçlarda birbirine, kefaretlerde birbirine girme kuralı vardır. Bir insan 3 orucu ayrı ayrı bozsa, kefaretini yerine getirmeden bir daha bozsa, bu sene bozdu, bir mazeretsiz, kefaret lazım. Kefaret yerine getirmedi, gelecek seneki Ramazan'da bir daha bozdu. Gelecek seneki Ramazan'da 1.60 kafidir, 3 kaza gerekir. Tedahül. Ama evet, birini bozdu, 60 günlük cezai kefareti tuttu, ondan sonra bir daha bozduysa yeniden yine kefaret gerekir. Tekrarı gerekir. Ama şu da yapılmamalı herhalde. Ben hazır böyle bunların hepsinin yeminle alakalı kısma geleceğim. 10 yemin ettim, dönemem. Yani 10 yemin etti, döndü. Hı. Ondan sonra ne yaptı? 11, 12 yaptı. Ya bunların kefaretini ben nasıl olsa 10 fakir daha, bir 5 yemin daha edeyim de toptan çıkartayım dediğinde hıyanete girer mi? Hiyanete girer. Su istimal. Su iniyet. Su istimal girer. Hemen şunu aklımdayken söyleyeyim efendim. Estağfurullah. Biz iyi bir şeyi yapmamaya veya kötü bir şeyi yapmaya yemin etmişiz. Vallahi içki içeceğim demiş bir Müslüman. Demese iyiymiş ama içmeyecek onu. Bozacak yeminini. İyi bak, yemini bozdu, günahtan da kurtuldu. Ne güzel, günah işlememiş oldu. Kefareti yine verecek. Ben ne acayip amcamı ziyaret... Ya vallahi, nasıl asilce bir şey ya. Evet. Ben vallahi amcamı ziyarete gitmeyeceğim. Amcamın elini öpmeyeceğim dedim. Evet. Bir yerde karşılaşınca insanların arasında elini öptüm, şey yaptım. Ha, düzeltiyorum. Karşılaşınca öpersem zaten yemini bozmuş olur, deminkine girer. Şimdi düşünüyorum, ben bu yemini niye yaptım? Halbuki amcamdı, vazgeçilmezdi. Git amcanın elini öp, yeminini boz. Yemini bozdum ama iyi bir şey yaptım. Amcamın elini öp. Yine de kefareti vereceksin. Kefaretten vazgeçilmiyor. Ancak iyi bir şeyi yapmamaya niyet ettiyse, yeminini bozsun, o iyi şeyi yapsın, kefaretini versin. Kötü bir şeyi yapmaya yemin ettiyse, o kötüyü yapmasın. Yapmayacak. Ama bu kefaretini, madem ağzından söz çıkıyor, tutacaksın kardeşim diyor. Evet. Aslında Allah Teala bizi hani yo böyle bir söz verdin dönmezsin yerine, aslında kendimize saygıyı öğretiyor ya. Amin. Bir insan kendisi öyle bir şey yemin ettiğinde o sözün bir daha düşünerek konuşmasını, bir insan düşünerek konuşsaydı, biz toplumda düşünerek konuşur halde olsaydık, acaba şu anda toplumumuzda, dünyada yaşanan birçok sıkıntı yaşar mıydık diye de düşünmeden edemiyorum. Merhum Cenab-ı Şahabettin'in bir sözü geldi aklıma. Bazıları için derler ki kalbi ağzındadır. Ben isterdim ki beyni ağzında olsun. Allah Allah. Yani düşünerek konuşsun, sözü düşünerek. O zaman Cenab-ı Şahabettin'den biz Cenab-ı Ali radıyallahu anh Efendimiz'den de bir sözle duaya geçelim. Çünkü malum 17 Ramazan, 18 Ramazan'da bir hançer yarası alıyor oruçluyken. Allahu Ekber. Mescitte. Sonra aldığı yarayla beraber birkaç gün sonra şehadet şerbetini nuş ediyor. Onun müthiş bir sözü var. Belki hocamın müsaadesiyle, hocamın huzurunda konuşmayı hayal ederim. Estağfurullah. Hep senelerdir kendisinden istifade ettiğimiz bizim can abimiz Mustafa Hocam. Allah hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. İlmini müzdat eylesin. Bizden de istifade etmeyin. Nasip eylesin. Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Cahillerin kalpleri dillerindedir. Alimlerin dilleri kalplerindedir. Hem duaya işaret ediyor. Amin. Hem konuşmanın dikkat edilmesine. Hocam bir büyüğümüz olarak bu güzelliklere de vesile olsun diye şöyle bir duamızı da, efendim sizler bulunduğunuz yerde amin deyin. Ben deriz mikrofonlar falan olduğundan, duayı dinlerken ben burada amin diye çok bağırırsam evinizde çok ses olur diye bağırmıyorum. Yoksa amin, amin diye bağırmak istiyorum. Konuşma, o şekilde duaya iştirak etmek istiyorum.
Hocam burada dua ettiği zaman sizin amin demeniz, inanın ki duaların kabulüne vesile olacaktır. Buna inanarak lütfen amin diyelim. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azabennar. Amin. Ve edhilnel cennete ma'al ebrar. Amin. Ya azizu ya gaffar, ya celilu ya cebbar. Üstür uyubena, bağfir zunubena, verham mevtana, veşfi merdana, vagdı duyunana ya ilahel alemin. Rabbena fir lana ve li valideyna ve lil mu'minine yevme yegumul hesab. Bir rahmetke ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin, bizleri ve evlatlarımızı vatana, millete, memlekete, dini, İslam'a, ümmeti Muhammed'e ve insanlığa hadim eyle. Amin. Etrafına zarar verenlerden değil, fayda lütfedenlerden, fayda dağıtanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Hayrun nas men yenfa'un nas hadis-i şerifinin sırrına uygun yaşamamızı nasib-i müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, kazançlarımıza feyiz bereket ihsan eyle. Amin. Hanelerimize huzur saadet ihsan eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Bütün geçmişlerimizle ve bizden sonra ahirete gelecek yakınlarımızla cennette bir araya gelmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Kabrimizden kalktığımızda kitabımızı sağ taraftan alanlardan eyle. Mizanda sevabı ağır gelenlerden eyle. Amin. Sırat-ı karşıya hızla geçip cennette cemalini görenlerden Amin. Eyle. Amin. Yaklaşan kadirleri hakkımızda hayırlı mübarek Amin. Eyle. Amin. Bayramımızı bayram olmaya muvaffak eyle. Amin. Bu bayramları Allah. Kullanarak büyük bayramı kazanmamızı Amin. Nasip ver. Başta Efendimizin ruhu olmak üzere bütün geçmişlerimizin. Amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الفلاح
Es-salâtu hayrun minennevm. Allahu Ekber.